Arkadaşlar merhaba. Son birkaç videoda Gartner planı üzerine konuşmuştum. Amerikan hükümeti serbest satış opsiyonu tanımaya hazır olduğu halde şu anda piyasaya bir tahvil için rasyonel olarak 30 dolar ödemek isterken 30 dolar ödemek isteyen bir rasyonel girişimci belki de şimdi 40-50 dolar ödemek isteyebilir. Ve bu bile bankaların defterlerinde bu varlıkları tasfiye etmeleri güçlüğünü aşmaları için yeterli değildir. Çünkü daha önce yaptığım kurtarma planı TARP yani sorunlu varlıkları kurtarma planıyla ilgili videolarda da bu rakamın yetersiz olduğunu ifade etmiştim. Birçok popüler basından da duymuş olduğunuz 60 dolar tutarının altında yapılacak bir satış gerçekte bankaların iflası demekti. Dolayısıyla 60 doların altında bir rakama satma taraftarı değillerdi. Bu durumda plan işe yaramayacaktı öyle değil mi? başarısız olacaktı. Şimdi 60, 70, 80 dolara gittikleri birkaç ticarete şahit olduğumuzu varsayalım. Bir önceki videoda belirtmiş olduğum bazı savlara dayanarak şunu söyleyebilirim. 60 dolar üzerinde bir ödeme yapmayı düşünen rasyonel şahıs, aslen bilanço dışı yatırımcılar yaratan bankaların kendileri olabilir. Bunu daha önce binlerce farklı yöntemle gerçekleştirdiler. Bankaların kendilerini kendilerinin nasıl satabileceklerini sorgulayan birçok soru almıştım. Bir banka olarak yeni yaratmış olduğunuz bir serbest yatırım fonuna karşılıksız kredi verebilirsiniz. Akabinde bu serbest yatırım fonu bankalara geri yatırım yapar. Her nasılsa bu fonun bir işlem geçmiş raporu vardır ve hemen hemen dünyadaki bütün serbest yatırım fonlarının bu büyük bankalardan biriyle bir şekilde bağlantısı vardır. Bu varlıkları başkasını yüklemeye çalışan büyük bankalardan özel yatırımcıları ayırabilmek neredeyse imkansızdır. Ben bu olayın muhtemelen bu şekilde olduğunu savunuyorum. Bu videoda Geithner ve hatta planı ile ilgili bir ara verip yapılan diğer savunmalardan birinin güvenilir olup olmadığını size göstermek istiyorum. Şimdi tüm bu varlıkların birden bozulmaları sebebiyle ortaya çıkan bu zorunlu satıcılar söz konusu değil mi? Likidite meseleleriyle yüzleşen tüm bu bankalar söz konusu. Dolayısıyla büyük miktarda tahvil arzı var. Ve şimdi tüm doğal alıcıların sıkıntıya girmesi itibariyle tüm bu bankalar sahip oldukları tüm serbest yatırım fonlarını satışa zorlanıyor. Yani hepsi iflasın eşiğinde geri ödemelerle yüzleşiyorlar. Yatırımcılar paralarını geri istiyor ve bu tahvilleri elde etmeye çalışmak için verilmek istenen para yani gerçek talep çok az. Evet, talep çok az. Piyasadaki sıkıntının sebebinin bu olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden insanlar sadece 30 dolar ödemek istiyorlar. Likidite yetersizliğinin sebebi bu. Piyasada bir sürü zorlanmış satıcı ve çok az miktarda alıcı bulunuyor. Bu piyasada kalan çok az miktardaki alıcı ise yangından kurtarılmış malların satış fiyatından bunları alabiliyor. İşte bu 30 doların gerçek değer olmadığına dair zaman zaman duyduğumuz sözlerin sebebidir. Büyük ihtimalle öyle oldukları için zehirli varlıklar olarak ifade ettiğimiz bu varlıklar incelendiğinde, birileri bu tahvillerin içeriklerini gerçek anlamda irdelediğinde, 30 dolardan çok daha fazla ettiklerini görecektir. Yani daha yüksek getirileri olduklarını görecektir. Bazı varsayımlar olabilir ama belki de gerçekten ederleri sadece 70 veya 80 dolardır. Şayet durum gerçekte buysa o zaman bence hükümet serbest yatırım fonlarına serbest satış opsiyonu tanıyıp sübvanse etmek yerine ya da daha kötüsü İkinci videoda söz ettiğim şekilde Bankaların kendilerinden bir şeyler satın alarak bunun yükünü vergi mükelleflerine yansıtma gibi işler çevirmelerine göz yummak yerine Gerçekte yapılması gereken şey Bu tahvillerin şeffaflığını artırarak Alıcı havuzunun daha da büyümesini sağlamaktır Bu tahviller ya teminatlı borç yükümlülükleridir ya da ipotek senetleridir çeşitli bonolardır ve bu bono alabilecek insan havuzu çok büyük değildir. Çoğu bu kredi fiyaskosunda şişirilen bir grup profesyonel yatırımcıdan oluşur. Şuraya bir bilanço çizeyim, diyelim ki bu rastgele bir bankanın bilançosu olsun. Bunlar varlıkları, sorumlulukları ve öz sermayesi. İçinde bir de zehirli varlık bulunsun. Evet, bu bir zehirli varlık. Bu, zehirli varlıkları alır ve bir şirkete yapıştırırsınız Bu bir kuruluş olsun. Zehirli varlıklar buraya gider. Evet, burası varlıklar Ve bu kuruluşun birtakım hisseleri olacaktır Şayet zehirli varlıkların tamamı bir bankadan gelmişse, bu hisseleri o bankaya verelim Burada eksik bir muhasebeleştirme olmadığına dikkat edin Bu varlıklar hala bankanın bilançosunda bulunuyor. Fakat Direkt o varlıklar yerine şirket hisseleri olarak görünüyorlar. Bunu yapmamdaki amaç artık bu şirketi alıp geleneksel alışverişte kullanabilir olmanızı göstermekti. Hükümetten bahsederken Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Bu şirketin New York Menkul Kıymetler Borsası listelerine girmesi konusunda baskı yapabilirler. Bunu yaparak bu şirkete yatırım yapabilecek yatırımcı sayısında önemli miktarda artış sağlanmış olur, değil mi? Böylece artık bu şirkete sadece gerçekte bono yatırımcıları olan insanlar yatırım yapabilir. Bonolara yatırım yapmaya başlamak artık önemsiz bir konu olmaktan çıkmıştır. En az 1000 dolar miktarında yatırım yapmak zorundasınız. Genelde blok boyutları daha büyüktür ve bazıları teminatlı borç yükümlülüklerinden oluşmaktadır. Gönüllü olsanız bile yatırım yapılması zor varlıklardır. Bu işlem yatırım yapılabilecek insanların sayısı sorununu çözecektir. Yatırımcı havuzunu biraz daha genişletir. Açıkçası daha büyük olan ikinci sorunsa bu varlıkların şeffaf olmamalarıdır. Kimse bu zehirli varlıkların içerisindekilerini bilmez değil mi sonuçta? Son dönemde yaşanan ekonomik balondaki sorun sadece verilmemesi gereken kişilere verilen krediler değildi. Bu krediler aynı zamanda çok fazla parçalanıp bölünmüştü. Geçmişte bu konuyla ilgili birkaç video yapmıştım. Milyonlarca ipoteği alıp bir şirket yapısı içerisine yerleştirdiler ve bölüp parçalayarak dilimler haline getirdiler. Bunu hatırlarsanız size teminatlı borç yükümlülüklerinde anlatmıştım. Önce bu dilim ödenir ve ardından bu dilim ödenir ve en son bu dilim ödenir. Herhangi bir kayıp önce bu gruba yansır. Bunların çoğu zehirli tahvillerdir. Bunların bazıları zehirliye dönüşebilir ve bunlardaki sorunun sebebi satış öncesi Moody's veya S&P'ye danışıp bu tahviller için derecelendirme talep etmeleridir. Moody's bu tahvillere B notu verebilir. Biz de Moody's'in sözüne dayanarak bunların B derecesinde tahviller olarak değerlendiririz. Bunlara da AAA vermiş olsun ve şimdi herkes Moody's'in bunların üstüne düşünmeden onaylamasının sebebini anlar. Çünkü bunları yapılandıran ve üzerlerinde para kazanan kişilerle Moody's'e ödeme yapan kişiler aynıdır. Yapmamız gereken şey aracı notlandırma ajanslarının kaldırılmasıdır. Hükümet bu kuruluşları kendisi oluşturmalıdır. Böylece bir borsa simsarı olmanıza gerek kalmadan herhangi bir şekilde bu varlıkları satın alabilirsiniz. Ayrıca hükümet büyük bir ekip kiralamalıdır. Burada milyar hatta trilyon dolardan bahsediyoruz hükümet bir ekip kiralayarak her bir tahvilin içeriğinin bir web sitesine girilmesini sağlayıp bizleri bilgilendirmelidir. Şu an yarattığım bu şirketin adını ABCD olduğunu farz edelim. Web sitesine girip ABCD yazdığımızda bu zehirli varlıkların tam olarak ne olduğunu görebileceğiz. Bugünkü konumlarında bu varlıkları alabilecek durumda olan ve atışa hazır birçok profesyonel yatırımcı tanıyorum. Fakat bu zehirli varlıkların içeriklerini bilmedikleri için çekiniyorlar. Hileli mi ya da ne derece hileli olup olmadıklarından emin olamıyorlar. Bir dereceye kadar hangi dilimde daha fazla varlık olduğunu söylemek bile zor. Dolayısıyla hükümetin yapması gereken mümkün olan en iyi şeffaflığı sağlamaktır. Hükümet bir Birleşik Devletler haritası hazırlamalı ve burada sözü geçen evlerin, örneğin New York merkezi dışında Kuzey New York'ta ve Florida'da bulunduğunu belirtmeli Bu evlerin %30'unun Kuzey New York'ta ve %X'inin de Florida'da olduğunu ifade etmeli Bana ödenmeyen borcun yüzdesini gösteren grafikler olmalı Böylece bir yatırımcı olarak ben belki de olaylar hakkında tahmin yürütüp modeller oluşturabilirim. Bu meselede açıklanması çok zor olan nokta ise sadece belirli insanların ulaşabildiği, şeffaf olmayan 800 sayfalık bir doküman oluşturmak ve insanların bu dokümanı inceledikten sonra yerel borsa simsarlarına gidip yatırım yapmaları yerine neden bunları bir şirkete aktarıp bu şirketi New York Menkul Kıymetler Borsasında işleme koyup akabinde bu zehirli varlıkları tamamen şeffaf hale getirilmemesidir. Böylece bu videoyu izleyen herhangi biri bunların dolar başına 30 cent değil de 40-50 sent edebileceğini düşünebilir. Milyonlarca dolar bağlamak zorunda da değilsiniz. 400 dolara binlik bir kısım alabilirsiniz. Bu birinci derecede bir yatırım olmayabilir ve şayet bunu yaparlarsa likidite sorunu çözülebilir. Bu uygulama likidite sorununu çözebilir ve bu alıcılar havuzu çok ama çok daha büyür. Ve hükümet ya da bankaların bu rakamın zorunluluk altında düşük fiyata satış olduğu savunmasını yapması gerekmez. 30 dolarlık satışların güncel değerin çok altında olduğunu ifade etmek durumunda olmazlar. Çünkü artık birçok insan bu varlıklar hakkında doğru bilgiye sahiptir. Bu varlıklara rahatlıkla ulaşıp ticaret yapabilir, bu tahvilleri fiyatlandırabilirler. Bu tahvildeki her bir hissenin New York Menkul Kıymetler Borsası'nda yer almasıyla birlikte daha büyük bir işlem hacmi oluşacaktır. Yani ticaret sürekliliği oluşacaktır ve bilançodaki bu değerleri piyasa değerlerine dönüşmek zorunda kalacaklar. Ama bazen bu hisseler senin zehirli varlıklarındaki hisselerdir ve bu varlıkları piyasa değerine dönüştürme işlemi çok daha doğru olacaktır. Çünkü işlem hacmi genişleyecektir. İnsanlar değerleri hakkında çok daha iyi piyasa bilgisine sahip olacak. Açıkçası gerçekten bunlar 30 dolar değerinde ise o zaman Bankaları kendi kaderleriyle yani iflaslarıyla baş başa bırakır ve hayatımıza devam ederiz. Muhtemelen başka bankalar açar veya başka bir şeyler yaparız. Bu varlıkların değerlerini tahmin etmek için sessiz sinema oynamamıza gerek kalmaz. Aa durun, aman bankaları sübvanseme etsek, yok yok ya da belki serbest yatırım fonu oluşturmak için serbest satış opsiyonu mu versek diye düşünmeye gerek yok. Çözüm her şeyi gün ışığına çıkartmaktır. Piyasa fiyatı zaten gerçeği yansıtacaktır ve şayet gerçekte bu bankalar iflas durumundaysa o zaman siz de bırakın iflas etsinler.